Sultan II. Mahmud. 23 yaşında tahta geçmiş ve tam 31 sene devleti yönetmeyi başaran Sultan II. Mahmud'un yaptığı yenilikler şu şekildeydi. İdari alanda yapılan yenilikler. Divan teşkilatı kaldırılmış, yerine nazırlıklar kurulmuştu. Tımar sistemi kaldırılmıştı. Devlet memurlarına düzenli maaş bağlanmıştı. Memurlara fes, ceket ve pantolon giyme mecburiyeti getirilmişti. Memurlar dahiliye ve hariciye diye ikiye ayrılmıştı. Memurların yargılanması için Daru Şurai Babali adında bir mahkeme kurulmuştu. Müsaadele sistemi kaldırılmış, mülkiyet hakkı getirilmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez posta teşkilatı kurulmuştu. Askeri işleri düzenlemek amacıyla askeri şura oluşturulmuştu. İlk kez askeri amaçlı nüfus sayımı yapılmıştı. Taşra teşkilatı eyalet ve kazalar olarak düzenlenmişti. İller merkezlere bağlanmıştı. Mahalle ve köylere muhtarlar atanmış, ağayanların etkisi kırılmıştı. Askeri alanda yapılan yenilikler. Alemdar Mustafa Paşa Nizami Cirit Ocağı yerine Sekbane Cirit Ocağı'nı kurmuştu. II. Mahmud ise Sekbane Cirit Ocağı'nı kaldırmış, yerine Avrupa Vahi tarzdaki Eşkinci Ocağı'nı kurmuştu. 1826 yılında II. Mahmud halkın verdiği destek ile Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmıştır. Bu olaya Vakai Hayriye denir. Böylece ıslahatların önündeki en büyük engel kalkmıştır. Halkta Yeniçerilere karşı düşmanlık başlamıştır. Yeniçeri mezarları tahrip edilmiştir. Mehter yasaklanmıştır. Padişah yönetime egemen olmuştur. Yeniçeri Ocağı yerine Avrupa tarzındaki Asakiri Mansure-i Muhammediye adında yeni bir ordu kurulmuştur. Ekonomi alanında yapılan yenilikler. Özel sektör teşvik edilmiştir. Yerli malı kullanılması teşvik edilmiştir. Müslüman tüccarlara gümrük kolaylığı sağlanmıştır. Balta Limanı Anlaşması ile İngiltere ve Fransa'ya ekonomik tavizler verilmiştir. Eğitim ve kültür alanında yapılan reformlar. İlk öğretim zorunlu hale getirilmiştir. Avrupa tarzında eğitim verecek okullar açılmıştır. Mektebi Tıbbiye, Mektebi Adliye gibi. Avrupa'ya ilk kez öğrenciler gönderilmiştir. Takvim-i Vakaiye adlı ilk resmi gazete çıkarılmıştır. Avrupa Vahi tarzda müzikler serbest bırakılmıştır. İlk kez karantina sistemi uygulanmıştır. Padişah kendi resmini devlet dairelerine astırmıştır. Sultan II. Mahmud yurdu tanımak için imparatorlukta ilk defa yurt gezilerine çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu 2. Viyana'da aldığı mağlubiyetten sonra bir türlü toparlanmayı başaramadı. 1768-1774 yılları arasında yapılan Rus Savaşı'ndan sonra artık Osmanlı için sonun başlangıcı oldu. İmparatorluk aldığı ağır mağlubiyetten sonra sırtını yerden kaldıramaz duruma gelmişti. Sultan II. Mahmud çöküş döneminde 1808'de tahta çıktığında ortalık çok karışıktı. Balkanlarda gelişen milliyetçilik akımından dolayı sürekli ayaklanan Balkan hakları ile uğraşılıyordu. Anadolu'da ve Kuzey Afrika'da da durum hiç iyi değildi. Sürekli isyanlar vardı. Tahta oturan ağabeyi 4. Mustafa ve ondan önceki sultan olan amcası 3. Selim arasındaki taht kavgaları da Anadolu halkını gitgide huzursuzlaştırıyordu. Oldukça sıkıntılı bir dönemde kavgalı bir ortamda tahta çıkmayı başaran Sultan Mahmud'un işi oldukça zordu. Çöküş döneminde olan Osmanlı Devleti'nin ekonomik durumu kötüydü. Sürekli isyan edenler, dil ve din kavgaları için artık bir şeyler yapmak gerekiyordu. Ayrıca Yeniçerilerin yaptığı ayaklanmalar ve homurtulanmalara da II. Mahmud'un önlem alması gerekiyordu. Bütün bu sebeplerden reformlar yenilikler yapmaya karar verdi. Ama reformlara başlamadan önce Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya karar veren Sultan, Belçika'dan getirdiği tüfekleri halka dağıttı. Ulemaları da yanına alan Sultan Mahmud, halktan büyük bir destek gördü. Yeniçeriler 350-400 sene 3 kıtada Osmanlı sancağını dalgalandıran, sayısız zaferler kazanmış, döneminde dünyanın en güçlü askeri ocağından biriydi. Ancak Yeniçeri Ocağı, özellikle 1683'ten itibaren zayıflamaya, bozulmaya başlamış kötü idareler yüzünden askeri görevleri dışında ayaklanmaya, kazan kaldırmaya, vezir kellesi istemeye, bahşiş, hulufe az verdi diye padişahların bile tahttan indirmeye teşebbüs etmiş söz dinlemez topluluk hale gelmiştir. Ayrıca orduyu kuvvetlendirmeye, modernleştirmeye, batılılaştırmaya da en büyük engel yine Yeniçerilerdi. Halkın desteğiyle büyük ve kanlı bir baskınla Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldıran Sultan II. Mahmud artık reformlarını yapmaya başlamıştı. Batılılaşma olarak ilk yenileme kılık kıyafetti. Halka daha modern ve Avrupalı kıyafetler giydirmek isteyen Sultan, ilk etapta askerlerin başına savaşlarda daha kullanışlı olan fesi getirmişti. Fes o dönem adından anlaşılacağı üzere Fas'ta, Mısır'da ve Mekke'de kullanıldığı bilinmekteydi.
Daha sonraları halkın nabzını ölçmek amacıyla Avusturya'dan getirilen üniformalar deneme amaçlı iki kişiye giydirilerek sokağa çıkarıldı. Şalvarlı ve Anadolu'ya özgü kıyafeti olan halk, sokakta streç pantolonlu, gömlekli ve üniformalı gördüğü bu iki kişiyi çirkin görüp döver. Bu olaydan sonra saray halkın daha hazır olmadığını düşünüp kıyafetleri ve üniformaları rafa kaldırır. 1829 yılında kıyafet düzenlemesi olarak askerlerden sonra memurlara da fes takma zorunluluğu getirilir. Sultan II. Mahmut çıktığı Anadolu seferlerinde kendi giydiği pantolonu, üniformayı ve fesi bizzat halka teşhir etmiştir. 1836'da Osmanlı'da ilk defa devlet dairelerinde kendi üniformalı resmini asma zorunluluğu getirmiştir. II. Mahmut'un devraldığı devlet bitmiş bir devletti. Batan bir imparatorluğu yaptığı başarılı modern yeniliklerle yeniden yaratmış ve ömrünü uzatmıştır.